LGS'ye son 87 gün hala değerli bir süre var. Çalışan, gayret gösteren arkadaşlarımız için çok altın bir zaman. Neden? Çünkü sınava 87 gün kaldı. Şu anda yaptığımız yanlışlıklar, şu anda yaptığımız doğrular hatalar her biri zihnimize kalacak. Yani şöyle düşünün. LGS 2022'ye girdiğinizde belki de takıldığınız bir sorunun cevabını şu anda yaptığınız bir yanlıştan öğreneceksiniz. Aa bu milli kültürü diyeceksiniz. Ve hatta aa bu işte e, katı basıncı diye hatırlayacaksınız. Ben bunu yakın bir zamanda yapmıştım diyeceksiniz. Dolayısıyla şu anda çözdüğümüz testler geçmişte çözdüğümüz sınavlardan testlerden çok çok daha değerli arkadaşlar. Şu andakiler aklımıza kalma ihtimali çok daha yüksek. Peki önceden çalışanlar boşa mı gitti? Hayır. Onlar tabii ki hiç çalışmayanlardan en az 100 adım daha öndeler. Şimdi haftanın sözüne baktığımızda Jamie Polinetti diye bir vatandaş diyor ki tipi de gerçekten çok tatlıymış. Kısıtlamalar, engeller sadece zihnimize yaralı diyor. Ancak hayal gücümüzü kullanırsak potansiyelimiz sınır tanımaz bir hal alır diyor. Buradan anlatmak istediği şey şu. Tabii ki o LGS'yi bilmiyordu muhtemelen bu sözü söylerken ama... ...bizim zihnimizde şimdi bazı engeller var. Diyoruz ki... ...ya Türkçe'de hepsini doğru yapamam herhalde. Matematikte en fazla bu kadar yaparım. Fen. E, böyle bir şeylerle engel koyuyoruz zihnimize. Ya ben bu liseyi kazanamam, bu okul gibi engeller koyuyoruz. Ya bunu sen mi karar vereceksin? Buna çalışaraktan gayret göstererekten esasında Allah karar verecek. Bir dakika ya sen niye kendiniz daraltıyorsun? Kendini niye engellerle e, yavaşlatıyorsun ki? Sen diyeceksin ki ben burayı istiyorum. Çalışmak istiyorum. Kazanmak istiyorum diyeceksin. Çalışacaksın. Sonra diyeceksin ki tamam hayırlısı bakalım. Bundan sonra sonucu bekliyorum diyeceksin. Yani engellerimizi koymayacağız. Engellerimizi biz zihnimizde oluşturursak onlar zaten baştan bizi durdurur. Yani şunu demek istiyorum. Siz hiç tanımadığınız veyahut da az tanıdığınız veyahut da sen olduğunuz bir arkadaşınıza şöyle bir şey der misiniz? Ya sen çok kötüsün. Sen kazanamazsın. Sen burayı istesen yapamazsın. Sen Türkçe de hepsini doğru yapamazsın. Sen matematikte 15 net yapamazsın gibi şeyler söyler misiniz? Yani samimi arkadaşınız bile olsa, gerçek bile olsa söylemekten çekinirsiniz. Ayıp olur dersiniz. Peki kendinize niye bunları yapıyorsunuz? Kendinize niye sen yapamazsın, sen edemezsin diyorsunuz? Aynanın karşısına geçin ve şunu söyleyin. Sen yaparsın, inşallah değil mi? İnşallah da yapın. Haftanın sorusuna baktığımızda Muhammed Salih Gezgin 107 beğeni almış. Diyor ki, Soru takip çizelgesi kullanmalı mıyım? Kullanırsam ne faydası olur? Tabii ki kullanabilirsiniz Muhammed Ali. Çünkü soru takip çizelgesi bizim yaptığımız soruların ne kadar verimli olup olmadığını bize gösterebilir. Yani şunu demek istiyorum. Şöyle düşünün mesela. Tabii piyasada farklı farklı soru takip çizelgeleri var. Şöyle gösteriyorum mesela. Diyelim ki burası Türkçe dersi, tamam mı? Türkçe dersinde sen doğrularını, yanlışlarını takip ederken şunu da görebilirsin. Ya ben ne kadar yanlış yaptım? Ne kadar doğru yaptım? Ve nereye gidiyorum? Yani bazen Öğrenci şöyle azaldığını düşünüyor. Tamam sürekli azalıyorum, düşüyorum diye düşünüyor ama... ...dikkatli baktığında esas netleri yükseliyor. Fakat bunu göremiyor. Hep şu azalışlara odaklanıyor. Diyor ki ben hep bugün de batırdım, bugün de batırdım, bugün de batırdım, bugün de batırdım ama... ...bazı günlerde iyi yaptın ve toplamda da iyiye gidiyorsun. Bunu görmek açısından soru takipçiler gelirse olabilir. Ama bunun haricinde sen kendinde bol bol soru çözdüğünde bu işi tamamlarsın. Dinlenmek için günde haftada en fazla kaç saat televizyona bakmalıyım? Arkadaşlar bu hedefinize bağlı. Eğer... Çok iyi bir lise istiyorsanız televizyonunuz olmamalı. Televizyonu kapatmanız lazım. Televizyonla çamaşır makinesi sizin için aynı şeyi ifade etmeli. Bazen çamaşır makinesi izliyorum. Manyak mısın sen? Bazen televizyon izliyorum. Deli misin sen? Böyle olmalı. Yani hiç bakmamanız lazım. Ama hedefiniz o kadar da yüksek değilse Bazen bir takip ettiğiniz bir dizi varsa ona bakabilirsiniz dinlenmek adına. Ama ama bu da önemli. Bilhassa sınava bu kadar az bir süre kalmışken lütfen bunu en aza indir. Yani haftada bir tane diziniz olsun yani. Öyle dört tane dizim var izliyorum çok. Öyle olmaz öyle olmaz. Haftada maksimum bir diziniz olsun. Ders çalışma için ne yapmalıyım? Hedef arkadaşlar. Ders çalışma isteği için en önemli şey hedef. Hedefiniz olmalı. Demelisiniz ki ben sınıfta işte Emre'yi geçeceğim. Ben şu liseyi kazanacağım. Ben şu nete ulaşacağım diye bir hedef koyun. O hedefe ulaşmak için gayret gösterin arkadaşlar. Bir de tabii ki ortam. Ortamdan kastımız da sadece çalışma ortamı değil zihinsel ortamda. Zihninize kazanmanıza engel olacak böyle işte telefondaki uygulamalar veya çevrenizdeki tipler mesela. Arkadaşınız vardı. Merhaba Muhammed. Ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? Çalışma boşuna. Çok zor soracaklarmış. Diyen tipler varsa onlardan uzaklaşmanız lazım. Onları orta ortamınızdan temizlemeniz lazım ki ortamınız tertemiz olsun ve sınava odaklanın. Yani sınav günü yanınızda kim olacaksa onlarla hareket edin arkadaşlar. Kimse olmayacağı için kendiniz sıkı sıkı çalışmanız lazım. Anlamı çıkıyor buradan. Okuldan gelince ne kadar dinlenip dersime bakmalıyım? Okuldan geldiğin saat de önemli Muhammed Salih. Yani okuldan saat 6'da geliyorsan en az 1-2 saat dinlenmen lazım. Ama okuldan 3'te 4'te geliyorsan 1 saatlik bir dinlenme, yemek ve böyle bir işte belki bir müzik, belki bir hafif bir e, kitap okuma veyahut da bir gözleri kapatıp biraz gözleri dinlendirme ardından derse oturabilirsin. Yani çok uzun bir okulsa daha uzun süre dinlenmen gerekiyor. Ne sıklıkla deneme çözmeliyim? Arkadaşlar sınava az bir süre kaldığı için olabildiğince fazla deneme çözün. Yani haftada en az bir deneme çözmeniz lazım şu anda. Ama sınav yaklaştıkça bunu ikiye, 3'e, 4'e de çıkarabilirsiniz. Çünkü şunu unutmayın sizin yapacağınız sınav bir deneme. Sözel ve sayısal bölümden oluşan bir denemeye gireceksiniz esasında. Yani size şöyle bir şey yapmayacaklar. Merhaba Muhammed Salih. Anlat bakalım inkılap tarihini. Demeyecekler. Size inkılap tarihiyle alakalı 10 tane bir denemenin içinde sorular verecekler. Ve seçenekleri de cevapları da var. Dolayısıyla deneme çözmeye, boş bırakmaya, turlama taktiği uygulamaya, denemede toplam 80 artı 75, toplam 155 dakika masanın içinde oturmaya, masanın üstünde pardon sandalyede oturmaya kendinize alıştırmanız lazım arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Deneme çözebildiğiniz kadar fazla çözün. Denemede İngilizce ve matematik netlerini yükseltemiyorum. Ne yapabilirim? Öncelikle İngilizce netlerini yükseltmek için kelime çalışmalıyız arkadaşlar. Kelime çalışmak için de dediğimiz gibi bilmediğimiz İngilizce kelimeleri bak sözel bölüm açıyorum şimdi. Burada göstermek istiyorum. Burada mesela demiş ki According to the comments above who says something about safety. Şimdi burada kelimeleri sen bilmiyorsan yani safety'nin güvenlik olduğunu bilmiyorsan, above yukarıdakiler demek olduğunu bilmiyorsan, comments yorum demek olduğunu bilmiyorsan zaten patladın. O zaman burada LGSD 2021'de, 2020'de, 2019'a geçmiş kelimelerin her birini bilmeye çalışın. Yani kardeşim ben sınavda bas, bası biliyorum. Geç bu otobüs, plane, uçak geç biliyorum. Train, tren geç. Kar, araba geç biliyorum. Ama ne demiş? Visit. Visit kelimesini bilmiyorsan hı, bunu yazayım. Visit. Ziyaret etmekmiş. Böylece ben 2021'de, 2020'de, 2019'da, 2018'de, 2017'de sınavlarda çıkmış bütün kelimeleri biliyorum. Sor hemen sor. Soruyorum mesela. Scientific inventions. Ee, şu an biliyor musun bu kelimeyi? Scientific inventions ne demek? Bilimsel icatlar. Ha, o zaman çok güzel diyeceksin. Ben bunu biliyorum. Bütün kelimeleri bildikten sonra da soru çözeceksin. Bol bol soru çözüp zaten kelimeleri bildiğinde rahat rahat yaparsın. Matematikte ise tabii ki bol bol sabırlı bir şekilde ee, soru çözerek kendimize zaman ayırmamız gerekiyor. Yani İngilizce pat diye artırabilirsin netlerini. Türkçe'de, inkılapta, dinde hatta fende bile artırabilirsin. Ama matematikte bazen bir net artırmak için iki hafta beklemen gerekebilir. Ama şunu unutma matematikte ne kadar yüksek net yaparsan yap. Eğer Türkçe'de, fende, inkılapta, dinde bir sürü yanlış yaparsan onlar da boşa gider. Dolayısıyla matematiğe çalışabildiğin kadar çalış ama diğerlerini çok iyi yapmak için dengede tutmaya çalışmalısın Muhammed Salih. Haftanın okuluna baktığımızda İbrahim Tanrı verdi sosyal bilimler lisesini görüyoruz. Samsun'da yüzdelik dilimi 7 ve gördüğünüz gibi hukuk, öğretmenlik, mimarlık daha çok sözel bölümler kazanılmış. Ama isterse sayısal bölüme de yönelebilir arkadaşlar. Ama zaten sosyal bilimler lisesini tercih ederek biz avukat olmak istiyoruz, öğretmen olmak istiyoruz demişler. Ama bak mesela iç mimarlık, mimarlık kazananlar da olmuş. Haftanın kaynağına baktığımızda hani dedik ki en fazla deneme çözmemiz lazım. Şu anda bazı arkadaşlar diyebilir ki hocam denemelerle alakalı konsantrasyon sorunu yaşıyorum. Denemelerle alakalı odaklanma, kademe sorunu yaşıyorum diyorsa onlar için mükemmel bir kitap hazırladık arkadaşlar. Doz denemeleri. Bu nedir hocam? İlk başta LGS kaç soru çıkıyor arkadaşlar? 90 soru çıkıyor. Biz dedik ki bu 90 soruyu, 90 soruyu ona bölelim. 9 soru soralım. 20 Türkçe soracağımıza iki Türkçe soralım. 10 inkılap soracağımıza 1 inkılap soralım. Yani önce onda biriyle başlayalım dokuzluk denemeler. Ama tüm dersler var ve her dersen soru var. Ama sınavda çıktığı kadarıyla. Yani 20 fen çıkıyorsa 2 fen koyduk. 20 matematik çıkıyorsa 2 matematik koyduk. Sonra bu dokuzluk denemeler bitiyor arkadaşlar. 18'lik denemeler geliyor. Bu sefer ne oluyor? Artık iki Türkçe 4 Türkçe çıkıyor. Bir sosyal, iki sosyal çıkıyor. Bu şekilde artırdık 18'lik. Ardından altılık. Bak ne oldu bu sefer? Türkçenin sayısı daha da arttı. Yani kademeli bir şekilde Netlerinizi artırmak için denemenin de soru sayısını artırıyoruz. Sonra 72'lik dozlar ardından 90'lık dozlar geliyor ve bu sınavda da birçok soru 2021'de yani bu denemelerde birçok soru 2021'de 2020'de öğrencilerimizin karşısına çıktı. Bu senede muhtemelen 2022 için güncelledik yine birçok soru yakalayacak. Yani 9, 18, 36, 72, 90 soruluk toplam 12 yeni nesil deneme var ve kademeli artı içinde sizin deneme çözme alışkanlığınıza çok keyifli hale getiriyor arkadaşlar. Bunu açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç Yapısından isteyebilirsiniz. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Çalıştığınızı ve kazanacağınızı biliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım kolay gelsin.